Merhaba değerli Facebook takipçilerimiz. Sizlere sağlık bilgileri sunmaya devam ediyoruz ve merak ettiklerinizi de bugün kardiyoloji alanındaki sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Birçok sağlık problemlerini beraberinde getiren kalp hastalıklarından, özellikle de dünyada büyük ölüm oranlarının başında gelen kalp konusunda merak ettiklerinizi bugün yayınlıyoruz. Bugün hastanemizin kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Ahmet Sarıçopur bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz hocam. Bizlere direkt mesaj yoluyla ulaşan sorular oldu öncesinde. Tabii canlı yayın esnasında da sorulan sorular olursa bunları da sizlerle paylaşacağız. İlk olarak hemen sormaya başlıyorum hocam. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizi, kalbin damarlarından birinin ani olarak tıkanması sonucu oluşan klinik tablodur. Bu damar aniden tıkandığı zaman kalbi beslediği bölgede iskemi, yani beslenme bozukluğu meydana gelir ve oksijen oraya ulaşamaz. Dolayısıyla bu doku ölmeye başlar ve buna bağlı şikayetler oluşur. Öncelikle göğüs ağrısı hastada ortaya çıkar. Göğsünün ortasında baskı, yanma, sıkışma tarzında birisi üstüne oturuyormuş gibi hisseder ve yaygın bir ağrıdır. Noktasal, batar gibi veya bıçak saplanır gibi bir ağrı değildir genel olarak. Bu ağrı göbek deliği ile alt çene arasında herhangi bir yerde olabilir. Genelde sol kola yansımakla beraber her iki kolda olabilir, sırta yansıyabilir. Bu ağrının dışında nefes darlığı olabilir. Hasta akut akciğer ödemine girip kalp krizinden dolayı kalbin pompalamasının bozulmasına bağlı olarak akciğerleri su toplayabilir, nefes nefese kalabilir. Bunun haricinde ritim bozuklukları gelişebilir, buna bağlı olarak çarpıntı hissedebilir veyahut da ölümcül bir ritim bozukluğu gelişip aniden hayatını kaybedebilir. Kalp krizi çok ölümcül bir tablo, ölüm riski yüksek bir durum. Dolayısıyla hastaların bu tarz şikayetlerin olması durumunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Söylediğim şikayetlerin haricinde bir de bulantı, kusma, ölüm korkusu da genellikle eşlik eder. Öyle mi? Bakın ölüm korkusuyla ilgili de hocam bunu ilk defa duyuyoruz. Peki hocam, öncesinde kalp krizi geçiren bir bireyin günlük hayatında özellikle dikkat etmesi gereken noktalar var mıdır? Tabii ki de kalp krizi geçiren birisi geçirmeyen bir kişiye göre daha dikkatli yaşamalı. Öncelikle kesinlikle sigara kullanmamalı, alkolden uzak durmalı, evet. Günlük egzersiz olabildiğince en az haftada 3 gün 45 dakika yürüyüş, bisiklet, yüzme veya tenis oynamak gibi dinamik sporlara yönelmeli. Diyetine dikkat etmeli, sağlıklı ve doğal beslenmeli, tam yağlı gıdalardan, hayvansal yağlardan, kızartmalardan, tavuk derisinden, kaymaktan, bu tarz besinlerden uzak durmalı, sebze meyve ağırlıklı, zeytinyağlı gıdalar tüketmeli, kırmızı eti biraz daha dikkatli yemeli, yağsız. Haftada 2 gün mutlaka balık tüketmesini öneriyoruz. Bunun dışında mutlaka stresten uzak durmasını öneriyoruz. Kendinizin moralini bozan veya onu üzen insanlardan olabildiğince uzak durmasında fayda var. Tansiyonu varsa tansiyona yönelik olarak tuzsuz yemesini öneriyoruz. Şekeri varsa şeker hastalığının tedavisinin optimal düzeyde olması çok önemli. Çünkü şeker hastalığı damar hastalığıyla aynı, eşdeğer. Dolayısıyla şeker hastalığının kontrol altında olması, kalp krizi geçirmiş hastalarımızda stentin tıkanmaması veya diğer damarındaki hafif darlıkların ileri derece darlığa dönüşmemesi açısından çok önemli. İlaçlarını düzenli kullanması çok önemli. Bunun haricinde çok sıcak havalarda dışarı çıkmamasını veya illa çıkması gerekiyorsa şapka takmasını öneriyoruz. Günlük 1,5 ila 2 litre mutlaka su almasını, market ürünlerinden olabildiğince uzak durmasını öneriyoruz. Çünkü market ürünlerinde hep genellikle koruyucu olarak tuz kullanılmakta. Tuz da tansiyonu yükselterek damar sağlığına olumsuz etki etmekte. Dolayısıyla
olabildiğince doğal beslenmesini öneriyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde de beslenmeyle ilgili daha önce kalp krizi geçiren kişilerin nelere dikkat etmesine de hocam özellikle değindi. Ve sonrasında insanların hocam özellikle çok merak ettiği sorulardan birisi. Bize bu soru oldukça kişi tarafından soruldu. Gerçi insanlar buna korkarak yaklaşıyorlar ancak biz hastanemizde bunu hatta hastalarla o anda sohbet bile ede ede bir o kadar da ustalıkla başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hocam, anjiyo hakkında izleyenlerimizin merak ettikleri var. Anjiyo hangi durumlarda ve neden yapılıyor? Bir anjiyo sonrasında kişinin iyileşme süreci nedir? Bunlar en çok merak edilenler arasında. Anjiyo ile ilgili sizden detaylı bir bilgi isteyelim ve izleyenlerimizi bu konuda bilgilendirelim. Peki. Koroner anjiyografi kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Tanısal bir testtir aslında. Yalnız koroner anjiyografi sırasında baktığımızda eğer damarlarında bir ciddi bir darlık varsa ve biz buna stent takmaya karar verirsek bu sefer tedaviye de dönüşmüş oluyor. Koroner anjiyografi kasıktaki ana damardan veya el bileğindeki radyal arter dediğimiz arterden, atar damardan aynı da normal kollu damar yolu açılır gibi lokal anestezi yapılarak buraya bir kılıf vasıtasıyla kateter sokulması ve bu kateterin kalbe, kalp damarına gönderilmesiyle beraber buraya kontrast madde dediğimiz boyanabilir, daha doğrusu radyo opak bir madde vererek kalp damarlarına filmini çekiyoruz. Çeşitli açılardan iki tane ana koroner damarımız var. Evet. Sol ana koroner ve sağ ana koroner. Bunların filmini çektikten sonra anjiyo sırasında hasta ve yakınlarıyla durumu konuşarak ne yapacağımıza karar veriyoruz. Eğer ki ciddi bir darlık varsa stent takabiliyoruz veya çok damar hastalığı veya çok sol ana koroner hastalığı gibi riskli olan durumlarda veya çok damar hastalığı gibi durumlarda bypass önerebiliyoruz. Bunun dışında koroner yavaş akım veya vazospazm gibi durumlarda, kritik darlık olmayan durumlarda da medikal tedavi öneriyoruz hastalara. Herkese şöyle söyleyelim, koroner anjiyografi kimlere önerilmeli? Bir kere kalp krizi ve buna benzer tablolarla gelen hastalarda mutlaka koroner anjiyografi yapıyoruz. Evet. Kalp krizi sırasında kalp krizinden sorumlu olan damarı açmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun haricinde acil durumlar dışında eğer ki hastanın daha önceden var olan bir kalp hastalığı, kalp damar hastalığı varsa, bir aydan uzun süredir eforla olan, dinlenmekle geçen tipik bir göğüs ağrısı mevcutsa, bu hastalara anti-iskemik tedavi veriyoruz. Bu ağrılarını gidermeye yönelik tedaviler veriyoruz. Tansiyonunu, şekerini, kolesterolünü olabildiğince stabilize etmeye çalışıyoruz. İlaç tedavisine rağmen eğer ki hastada göğüs ağrısı devam ediyorsa bu sefer anjiyo yaparak kalp damarlarına bakıyoruz ve eğer ciddi bir darlık varsa, yani ciddi darlıktan kastımız %70 ve üzeri darlık söz konusu ise buraya müdahale ediyoruz ve ağrısını bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bazen hastalar herhangi bir şikayet olmadan kalp krizi geçirebiliyorlar. Herhangi bir şekilde kontrole geldiklerinde bazı iskemik bulgular, yani kalpte beslenme bulguna dair bulgular görebiliyoruz kalp grafisinde veya ekokardiyografide. Herhangi bir şekilde hekim herhangi bir testle kalbinde hastanın beslenme bozukluğu olduğunu düşünürse yine koroner anjiyografi kararı verebilir. Bu testlerden birisi de yine efor testidir. Egzersiz stres testi olarak da adlandırılır. Bu testte de bazı kriterlere dayanarak hastanın kalp damarlarında ciddi bir darlık olduğunu düşündüren bulgular varsa, yani kalpte iskemi, beslenme bozukluğunu düşündüren bulgular varsa yine bu hastalarda anjiyografiye öneriyoruz. Bunun dışında efor testi yapamayacak olan hastalara, efor kapasitesi kısıtlı olan hastalara, miyokard perfüzyon sintigrafisi çektirerek kalplerinin beslenme durumunu,
bakıyoruz. Yine bu testin sonucunda da iskemi saptanırsa hastalarımıza koroner anjiyografi yapıyoruz. Genel olarak kalpte beslenme bozukluğu söz konusu ise anjiyografi endikasyonu evet. vardır. Beslenme bozukluğu yoksa anjiyo endikasyonu yoktur. Şimdi bununla ilgili söyleyeceklerim. Korkacakları bir şey. Korkacakları bir şey yok. Çok tedirgin oldukları durumlar var. Korkuyorum, koroner... anjiyo olamıyorum. Çok fazla bunları duyuyoruz. Evet, koroner anjiyografi bir ameliyat değildir. Koroner anjiyografi tanısal bir işlem. Evet. Yani hastalığınız var mı, yok mu? Kalp damarlarınızda bir tıkanıklık, darlık var mı diye yapılan evet. bir işlemdir. Lokal anestezi ile yapılır. Kasıktan veya el bileğinden yapılabilir. Evet. Aynı damar yolu açılır gibi ancak sadece iğneyi batırdığımız zamanki hissedecekleri acı dışında bir acı hissetmezler. Tabii ki koroner anjiyografinin kendine göre komplikasyonları vardır. Bu girişim yeri komplikasyonlarından başlar. Kalp anjiyosu çekilirken kalple ilgili komplikasyonları ölüme kadar devam edebilir. Yalnız bunların oranları çok düşüktür. Ölüm ihtimali binde birdir. Girişim yeri komplikasyonu oranı binde 3, binde 4, yüzde 1, 2 çeşitli çalışmalarda farklı sonuçlar vardır ama oldukça azdır. El bileğinden yapılan anjiyografi kasık anjiyosuna göre hasta için daha konforludur. Komplikasyon ihtimali daha azdır. Evet. Yalnız operatör için daha meşakkatlidir. Eğer stent takılacak olursa da biraz daha fazla radyasyon ve vakit harcamak gerekiyor. Bu hasta ve hekimin tercihine kalmış bir durum. Evet. Onun dışında verdiğimiz ilaca bağlı bazı komplikasyonlar olabilir. Kontrast madde alerjisi gelişebilir. Kontrast nefropatisi dediğimiz böbreklerde bu verdiğimiz ilacın toksik etkisi nedeniyle hafif bir böbrek yetmezliği olabilir. Bunlar geçici. Çoğunlukla karşılaşmıyoruz. Karşılaşırsak da geçici şeyler ilaç tedavisiyle düzelmektedir. Evet. Avrasya Hastanesi olarak kalbinizi en az sizin kadar önemsiyoruz ve burada da kalbinizi kontrol altına almak için gerekli hekimlerimizle ve Ahmet hocamız da kardiyoloji uzmanımız da burada sizlere bu konuda başarılarıyla hizmet veriyor ve özellikle de anjiyo işlemlerini de uyguladığını ve hastanemizde de özellikle şunu belirtelim, anjiyolardan fark almadığımızı da bildirmiş olalım. Evet hocam, peki kalp kontrollerimize ne kadar sıklıkla yaptırmalıyız? Sağlıklı biri için de aynı, daha önce işte kalple ilgili herhangi bir ameliyat, işte bir müdahale işten geçirmiş kişi için de aynı. Buradan insanlara bu konuda nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Öncelikle herhangi bir kalp şikayeti olmayan hastaların mutlaka ömürlerinde bir kere olsun kardiyoloji, polikliniğine muayeneye gitmelerini öneririm. Kalp ultrasonu, eko yapılmasını öneririm. 40 yaşından sonra rutin olarak en az senede bir kere kardiyoloji polikliniğine muayene olmalarını öneririm. Bunun dışında tansiyon hastası veya şeker hastası veya da kalp damar hastalığı var, bypass olmuş, stent takılmış veya anjiyo olmuş, hafif darlıklar görülmüş gibi bu tarz hastalıklar olan hastalarında en az 3 ayda bir kardiyoloji polikliniğine muayene olması gerekiyor. Kalp kapak hastalıklarında eğer ciddi, orta ciddi derecede kapak hastalığı varsa 3-6 ay arasında, hafif derecede kapak hastalığı varsa 6 ay veya 1 yılda bir kardiyoloji polikliniğine muayene olmalarını öneririm. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizler de dediğimiz gibi hastane olarak bu konuda hastalarımızın yanındayız ve tüm kontrollerini, burada gerekli tüm işlemlerimiz, işte yapılması gereken tahlil, tetkik, her şey hastanemizde mevcut. Yani bazı yerler vardır, muayene yapıldı, şu yapıldı ama bu bizde yok gibi bir imkanımız yok. Hastanemizde kardiyoloji alanımızda uyguladığımız her şey mevcuttur. Ve bu konuda da özellikle hastalarımızın yoğun talepleri doğrultusunda da kardiyoloji muayenemizde fark almadığımızı da buradan belirtmiş olalım. Hastalarımıza duyuralım ve kontrollerinizi de en kısa zamanda yaptırmaya sizleri davet ediyoruz diyelim. Hocam son olarak buradan bir mesaj vermiş olalım, bilgilendirmiş olalım.
bulunduğumuz herhangi bir ortamda kalp krizi geçiren bir insana denk geldiğimiz zaman ne yapmalıyız? Eğer bulunduğumuz ortamda bir kişinin kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsak, yani oradaki kişi göğsüm ağrıyor deyip böyle göğsünü tutuyorsa, evet. Soğuk soğuk terliyorsa, bulantısı ve kusması, evet. Övürülmesi söz konusuysa, hasta kalbim ağrıyor gibi bir ifadede bulunduysa, mutlaka onu sakin bir ortama almamız lazım. Güvenli bir ortama almamız, evet. Lazım. Çünkü bu bir tramvay durağı da olabilir. Evet, kesinlikle. Riskli bir yer olabilir. O yüzden ortamın güvenliğini almak birinci hedefimiz. Ondan sonra ortamın güvenliğini aldıktan sonra hastanın gömlek düğmelerini açmamız, onun nefes almasını rahatlatmamız önemli. Hastanın bilinci açıksa daha önceden bir hastalığı olup olmadığını sormak. Evet. Şekeri var mıydı? Şekeri varsa insülin kullanan bir hastada şekeri düşmüş de olabilir. Hı hı. Bir kesme şeker veya bir meyve suyu içirilebilir. Evet. Bunun haricinde hasta eğer bilincinde sıkıntı varsa nabzını ve solunumunu kontrol etmek çok önemli. Eğer nabız alamıyorsak kalp masajına başlamak hayati derecede önemli. Evet. Çünkü hastanın kalp krizine bağlı olarak kalbi durmuş olabilir. Evet. Bu süreçte beyne kan gitmediği için, beyin oksijenizasyonu bozulacağı için beyin hasarı geri dönüşümsüz. Dolayısıyla olabildiğince erken müdahale etmek çok önemli. Burada kalp masajı yapmak. Tabii bundan önce 112'nin aranmış olması gerekiyor. 112 gelene kadar temel yaşam desteği sağlamak. Belli bir kalp masajının ardından nefes vererek suni teneffüs yapmak hastaya çok önemli. Bunun dışında yapabileceğimiz şey, eğer bilinci açıksa ve göğsünün ağrıdığını ifade ediyorsa 300 mg aspirin çiğneyip bunun suyla yutması, hı hı. Önemli. Evet. Hastanın güvenli bir yere oturtulması ve ambulansın beklenmesi, evet. Yapılabilecek şeyler arasında. Evet, buradan da hayat kurtaran bir mesaj vermiş olalım. Kişileri de bu konuda bilgilendirmiş olalım. Evet, biz Avrasya Hastanesi olarak bugün sizlere kalp krizi ve anjiyo ile ilgili gerekli bilgiler sunduğumuz bir canlı yayın gerçekleştirdik. Tekrardan hatırlatalım, kardiyoloji uzmanımız, uzman doktor Ahmet Sarıçopur, hastanemizde, kardiyoloji polikliniğimizde sizleri kalp kontrollerinizi yapmak üzere hastanemize bekliyor diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgilerinizle bizleri ve izleyicilerimizi aydınlattığınız için. Herkese sağlıklı günler diyoruz. Kalbinizi önemseyin ve muhakkak kontrol için bizlere danışın diyoruz. Sağlıklı günler, hoşçakalın.